Can ataklı korkusuz, emirle fiyat düşürmek darbe dönemlerinden uygulamasıdır. Analiz İktidarın medyadaki büyük gemilerinden Hürriyet Gazetesi 22 Ocak'ta çok ilginç bir başlıkla çıkmıştı. Neden uçtu bu gıda fiyatları diye soruyordu Hürriyet Gazetesi. 40 yılı aşkın gazetecilik hayatımda böyle bir habere hiç rastlamadım. Saray iktidarı enflasyonu düşük gösteriyor. Oysa halkın enflasyonu açıklananın çok çok üstünde. Üstelik herkesi ilgilendiren gıda fiyatları uçmuş gitmiş. Hürriyet gazetesi zamlar yağmur gibi diyemiyor dememek için de güya soru soruyormuş gibi hay Allah ne oluyor bu gıda fiyatlarına böyle diye hayretini dile getiriyor. AKP iktidarının baskılarıyla yeni kavramlara kavuştuk biliyorsunuz. Zam yok artık. Fiyat ayarlaması var. Döviz kurları yükselmiyor, dalgalanıyor, enflasyon artmıyor, spekülatif hareketler oluyor. Durum böyle olunca gıda fiyatlarındaki artış kabul ediliyor ama dur bir sor bakalım neden böyle oluyor zevzekliğiyle halk duble kandırılıyor. Hürriyet'in bu manşetinin nedeni bir iki gün sonra ortaya çıktı. Konu bir şekilde AKP'ye genel başkanına da aktarılmış. O da bu duruma çok öfkelenmiş. Demiş ki, ''Yağ, bakliyat, sebze ve meyve fiyatlar öncelikli meselemiz. Vatandaşın gıda ürünlerini daha ucuza tüketmesi lazım. Bunun için gerekli talimatları verdik. Gıdada neler olup bittiğini göreceğiz.'' AKP genel başkanı sonra da şunu eklemiş: Öyle ama böyle, bu iş bitecek, fiyatlar böyle yüksek devam etmeyecek. Bunun önüne geçilecek, vatandaş rahat edecek. Esnafımızın da yanında olacağız. Bu aslında ekonomiyi batırdık, piyasayı kontrol edemiyoruz, ne yapacağımızı bilemiyoruz, itirafıdır. Durum böyle olunca da fiyatların indirilmesi talimatı geliyor akıllarına. Fiyatlar talimatla düşer mi? Düşer tabii. Darbe dönemlerinde çok yapılmıştır bu. Sıkı yönetim komutanları zamanında fiyatlara nar koyardı. Nar ne demek bilmeyenler için hemen yazayım. Tüketici korumak amacıyla özellikle zorunlu tüketim maddeleri için devletçe saptanan fiyat. Nar koymak geçici süre için geçerli olabilir ama ekonomi kurallarına çok aykırı olduğu için kara borsaya neden olur kısa süre sonra. Nitekim geçmişteki örneklerinden de hep bu sonuca ulaşmış ve iktidardakileri daha zor duruma sokmuştur. Şimdi yıllar sonra bu kez nah değil ama fiyatları düşürmek için harekete geçmekte. Zaten batmış olan ekonomiye daha büyük zarar verecek ve iktidar işin içinden çıkılamaz hale düşecektir. Değerli izleyiciler, Can Saklı'nın Korkusuz Gazetesi'ndeki yazısının bir kısmını paylaştım. Yazının tamamı için Korkusuz Gazetesi'ni internetten okuyabilir ya da gazeteyi bayiden satın alabilirsiniz. Karanlığa karşı bir aydınlık bu ışığı olmamız için beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Değerli izleyiciler, hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.